Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golvar.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bu anlar olay oldu. Bahis mi yaptın? İtalya'daki bahis skandalına itirafçı olan Sandro Tonali'nin bir Newcastle United maçında gördüğü sarı kart manşetlere çıktı diyor. Şimdi 3 futbolcudan biri Tonali'nin sarı kart gördüğü pozisyon İngiltere'de viral olmuş. İran. Viral. Futbol maçlarında bahis oynandığını itiraf eden Tonali, Newcastle United'ın Aston Villa'yı 5-1 yendiği maçın 96 dakikasında değişiklik için kenara geldi. Tam kenara gelmişken bir anda durakladı. Oyundan çıkmadı. Dördüncü hakemin haydi çık uyarılarına kulak asmadı. Maçın hakeminden sarı kart gördükten sonra oyundan çıktı. Bu maçta kendi sarı kartına dair bahis alıp almadığına merak konusu demiş. Valla e, eğer bunu inceliyorlarsa Allah aşkına zannı Galatasaray'dayken yediği kırmızı kartlara bir baksınlar. Ha şu da bir gerçek. E, ee, Galatasaray'dan bir an önce gitmek istemiştir. Eğer iddia oynadıysa bu olaylar doğrusu sebebi de şu. Ulan tekme atıyorum kırmızı vermiyorlar. Ulan 20 atıyorum kırmızı vermiyorlar. Küfür ediyorum kırmızı vermiyorlar. Ulan bu, bu ülkede niye kırmızı vermiyorlar diyordur. Hatta şey de diyordur. Ulan, lan bunlar benden de iyi oynuyor falan işte tam zıttı oynuyor diyodur eğer olaylar gerçekse ama olaylar gerçek değilse tabii ki de şu bir gerçek. Galatasaray futbolcularının dokunulmazlık sembolü var. Adaya son veda edenler genelde onlar olmuyorlar. Dört büyüklerden ayrılanlar ne yapıyor? Hüngür hüngür ağlıyor. Galatasaray sürekli ağlıyor. Beşiktaş da ağlıyor. Bu Beşiktaş'ta ha Galatasaray'dan Beşiktaş'tan Fenerbahçe'den ve Trabzonspor'dan ayrılan şeyler e, hücum oyuncuları gittikleri takımlarda yoklar oynuyor. 17 maçta 5 gol attı. Geçen sezon 29 gol atan Valencia internasyonelde 17 maçta 5 gol sevinci yaşamış. Zaniolo, Redmond'un yanı sıra inişli çıkışlı performans sergilen Pedro ve Maxi Gomez de arıyorlar. Gol sorunu yaşıyorlarmış. Zaniolo siftah yapamamış. Yaptı ya ilk yarı iki ikinci yarı ee, neyse, ya Pedro geçen sezonu arada diyor, Redmond'un gol ya da asisti yok, Maxi Gomez skor yapamadı demiş. Bu bizi çok ilgilendiren bir şey değil arkadaşlar, o yüzden çok takılmıyorum. Ya şu Hacking, e İsmail Kartal ile değilim. Şimdi ben burada şunu dile getireceğim. Hep söylediğim cümleyi tekrar edeceğim. Kendimi tekrar etmiyorum, cümlemi tekrar ediyorum iyi teknik direktör futbolcuda pozitif ivmeye sebep olur. Ve pozitif ivmeye sebep olduğu futbolcu sayısı negatif ivmeye sebep olduğu futbol sayısından daha yüksek olur diye. Ya şu an King yükselişte mi arkadaşlar? Pozitif mi gidiyor? Bence pozitif gidiyor. İsmail Kartal'ın e, dokunuşu King üzerinde etkili oldu. Şimdi aslında İsmail Kartal, İrfancan Kahveci ve İsmail Yüksel'e de bir öpücük kondurdu hani kurbağadan prense dönüşen misali bu üç futbolcu da bence prense dönüştü. Ne derseniz deyin. Şimdi King Norveç milli takım teknik direktörü Sol gözüne yeniden girmiş. Kasım'da oynanacak İskoç maçının kadrosunda yer almasına artık kesin gözüyle bakılıyormuş. Ancak Fenerbahçe'de bir sıkıntı var. Batshuayi endişesi. Bedelsiz olarak diyebilirim. Şimdi <laughs> Sezona muhteşem başlangıç yaptı Fenerbahçe. 16'da 16. Ancak Fenerbahçe'de tatlı krizler oluşuyor. Ne diyor? Butan Krallığı bir Hong Kong 0. Butan demişken bizim üyelerden biri vardı Butan. O aklıma geldi. Şimdi Batşu Ayı tatlı sert hani krizlerden bir tanesi. Nedir bu kriz? Ocak ayı transferinde gidecek mi, kalacak mı, duracak mı, koşacak mı, koşacak mı, uçacak mı? Ferdinand adı bir taraf, Şimanski bir taraf, İsmail bir taraf, öbürü bir taraf, Ahmet bir taraf, Mehmet bir taraf. Sürekli bir şeyler. Ama asıl endeks denen isim Batshuayi. Şimdi Batshuayi İskoç devi Celtic'in gündemine gelmiş. Aspor'dan Kubilay Açık Günün salladı, e, derlediği haberde Celtic'in ee, falan filan futbolcu şeye düşmüş, yedeğe düşmüş bilmem bir şey olmuş. Celtic serbest kalacak oyunculara falan filan. Bat şu ayda yazın serbest kalacak diyor. A Spor'daki arkadaşlara bir şey sormak istiyorum. Bilgisayar açıyorlar. Google Chrome'a giriyorlar. Üste sadece B, A, T, S, H, U, A, Y, I. -I. Bat şu Yazıp arattırıyorlar. Muhtemelen onlarda da benimki gibi çıkacaktır. Eğer farklı sitelere girmiyorlarsa işte Batshuayi şey diye falan saçma sapan siteler çıkmıyorsa bilmiyorum benimkinde direkt ilk sırada Michy Batshuayi'nin transfer markette çıkıyor. Onlarınkinde artık ne çıkar bilemem. Girdin profiline. 9 milyon euro transfer market değeri 30 yaşında. 2 Ekim'de 30 yaşına girdi. Belçika milli takım 52'de 27. Aşağılara biraz kaydır. Sözleşme bitiş tarihi 30 Haziran 2024. Sözleşme opsiyonları bir sene daha. Nasıl yani? Oyuncu 2 Eylül 2022'de transfer edilirken 2 artı 1 yıllık transfer edildi. Diyor haber. Site. Öyle diyor. Şimdi 3,5 milyon euro bon aldı Fenerbahçe. Yıllıkta 3 milyon euro veriyor. Yani 3,5 verildi. 3 3 de bu sene verilecek altı daha 9,5 milyon euroya mal olmuş olacak. Ben sezon başında bas bas bağırdım. Hazır birisi 12'ye istiyorken kitleyelim diye benimle tartıştı arkadaşlar. Yedek kulübesinde 3 milyon euroya futbolcu oturtamazsın. Sen yani Fenerbahçe'sin ama bu lükse sahip değilsin. Ancak şunu söyleyeyim. Batçı ayı içiniz rahat olsun. Ya bonservis de satılır yerine muadili alınır. Ya da bir sene daha opsiyonu kullanılır. Kendi bilir. Arkadaşlar 3 milyon euroyu kolay kolay hiçbir takım vermez. 3 vermesi için 5 vermesi lazım. O nasıl hocam? Arabada 5 evde 15 3 vermesi için 5 vermesi lazım. Vergiden düşecek ki %40'ı 3. E, yurt dışında yanlışım varsa düzeltin. Futbolcuya 5 milyon euro ödeme yapılıyor. Futbolcu 5'in içinden ikisini devletine yani bunun bağlı bulunduğu devlete vergi olarak ödüyor. Bizde ne yapıyor? Neyse At şu ay konusu da böyle. Fenerbahçe'de Melisa Vargas krizi. Şimdi Fenerbahçe, Opet, Melisa Vargas. Bir kere Melisa Vargas'ı tanımayan var mı aranızda? Yo hocam tanıyorum. kavurışık bir şey. Tabii öyle saçlı saçlı kısalı. Bu arada Joshua King'le ilgili de bir şey söyleyeyim. Dikkatlerden kaçıyor. 30 Haziran 2024'te sözleşmesi bitiyor King'in. King'le uzatmak istersek istediğimiz zaman uzatabiliriz. Ee, ama Bakalım nereye gidecek. Şunu söyleyeyim. 10 maçta 4 gol 3 asist. 375 dakika. Yani dakika bazına vurursan 4 maç 15 dakikada 4 gol 3 asist. Ya zaten yedekten giren rotasyon oyuncusu bunu yapmalı. Yani rotasyon oyuncusu bunu yaparsa daha ne ya? Federasyondan açıklama geldi diyor Vargas'a. Sezonun ilk yarısını geçirdiği Çin Ligi'nde 2023-24 sezonu Şubat ayında bitmesi nedeniyle Fenerbahçe'ye dönemeyebilir. Şimdi Çin liginde forma giydi. 2021'den beri formasına giydiği Çin ekibinde 3 sezonla 3 şampiyonluk yaşamış. Şimdi ilk yarıyı Çin'de geçiriyor. Kalan da Fenerbahçe Opet'te geçiriyor. Ocak ayında bittiği için Çin Ligi Sultanlar Ligi'nde ara transfer döneminde yıldız oyuncu Fenerbahçe ile sözleşme imzalayıp oynayabiliyordu. Çin Ligi'nin favorisi Tianjin Boyan Wang da forma giyen Vargas için kötü haber Çin Voleybol Federasyonu'ndan geldi. 4 Kasım 2023'te başlayıp 6 Şubat 2024'te sona erecek diyor. Türkiye'de geçici transfer dönemi 31 Ocak 2024'te sona erecek. Yani Vargas'ın takımı finale kalırsa milli oyuncu devre arasında Fenerbahçe'ye dönemeyebilir diyor. Ee, hatırlarsanız Çin Ligi'ne gideceği için Fenerbahçe'nin Vakıf Bank'a kaybettiği Şampiyonlar Kupası'nın finalinde de oynayamadı. Yine bir nevi de Fenerbahçe buradan şey yaptı. Vallahi inşallah bu sorun çözülür. Çünkü çok önemli bir oyuncu. Mehmet Büyükekşi'den kulüplere küfürlü e, flaş sözler, ne küfürlüse. Türkiye Futbol Federasyonu'nun Galatasaraylı Başkanı Mehmet Büyükekşi, futbol kulüplerinin başarısızlık karşısında sürekli bir günah keçisi aradıklarını belirterek flaş açıklamalar yaptı. İşte Galatasaraylı Büyükekşi'nin DHA'ya açıklamaları. Türk futbolunun son 15 yılda her yıl biraz daha geriye gittiğini ifade ediyor Mehmet Büyükekşi. Biz yeni şeyler yapmaya çalışıyoruz. Son 15 yıl Son 15 yıl değil açık açık söyleyin son 12 yıl. Fenerbahçe'yi bitireceğiz diye Türk futbolunu bitirmenizden bahsedin. O arkasından gittiğiniz abilerinizin yaptıklarını mı söyleyin Mehmet Büyükekşi? Arkasından gittiğin abilerine bir sor. Fenerbahçe'ye ne yaptınız da böyle Türk futbolunu mahvettiniz diye sor. Ben şöyle bir iddiaya sahibim. Bunu Cumhurbaşkanı da gelse aynısını söylerim. Başbakan da gelse. Baş, geç başbakan kalmadı artık. Kim gelse gelse aynısını söylerim. Fenerbahçe iyi ise ülke iyidir. Fenerbahçe iyi yoldaysa, doğru yoldaysa, şampiyon oluyorsa ülkenin refah durumu, ekonomik durumu, enflasyon durumu her şey iyidir. Hatta milli takım da iyidir. Fenerbahçe kötüyse hepsi kötüdür. Fenerbahçe al aşağı ediliyorsa hepsi al aşağı edilir. Fenerbahçe al aşağı edildiği tarihten itibaren her şey al aşağı olur. İyi de hocam mazot 40 lira oldu. Ona soracak. Fenerbahçe operasyon sürüyor. Milli takım bak milli takım düzeldi. 2024'e gidiyoruz. Ben federasyona hakemlere çağrıda bulunuyorum. Fenerbahçe maçlarını ve Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolundaki rakiplerin maçlarını adil yönetin. Euro 2024'ü kazanırız. Çok ciddi söylüyorum. Fenerbahçe'nin ve rakiplerin maçlarını adil yönetseniz Fenerbahçe Şubat ayında bize montlarla şampiyonluk yaşatır. Şubat'tan sonra rotasyon kadrosu ediyor. Şuydu buydu derken Samet Akaydın falan filan hani hazır kıvama gelir. Haziran'da size mükemmel bir şey işte Samet Akaydın, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Eğribayat. Belki Mert Hakan Yandaş. Kim bilebilir? İşte İrfan Can, Emre Mor, Cengiz Ünder, Umut Nair falan hediye ederiz. Siz de güzelce kupayı kazanırsınız. Yani eğer kupayı kazanmak istiyorsanız Euro 2024'de bunları yapın. Şimdi diyor ki eskiye Aynı Einstein'ın sözü var. Aynı şeyleri tekrarlamak, farklı bir şey yapmak falan filan. Aynı şeyler yapıp farklı şey bekliyorlar. Klasik şeyler risk alıyoruz. Diyelim 10 tane iş yaptınız. 9'u doğru olmayı bir tane doğru yanlış bir tanesi yanlış herkes o bir taneyi alıyor yerden yere vuruyor. Şu andaki şeye göre de 4 tane takım küme düşecek. Kendi içerisinde rekabet var. Bir kısmı işte o 4 takım, 5 takım, 3 takım neyse şampiyonluğa oynuyor. İşte 7 takım, 8 takım, 10 takım da küme düşmemek için oynuyor. Ne saçmalamış ya. Türk futboluna zarar veriyor Eskişehir Konya'daki milli takım maçları nedeniyle o kentlerde sokakta gezilmiş. Burada vatandaşlar gençler yolunu çevirmiş demiş ki iyi gidiyorsun trollere demiş bot hesaplara gitme demiş. Tuttuğun takımın taraftarlarından mı bahsediyorsun? Biri bitiyor biri başlıyor. Her takımın bir köşe yazarı var. Basının da bize göre hataları var. Çünkü basının da her takımın bir köşe yazarı var demiş. Valla Fenerbahçe köşe yazarlarına ben bir şey demiyorum. Ama Galatasaray köşe yazarları sanki yazarlar. Kur'an-ı Kerim'i savunur gibi savunmaları beni çıldırtıyor. Gerçekten bak. Eğriye eğri doğruya doğru. Mesela Mehmet Büyükekşi'nin yerinde olsam derim ki o milli maç sonrasında İsmail Yüksek sorduğunu soran densiz bir daha hiçbir milli maça istemiyorum. Dese mesela derim ki doğru söylüyor. Ya bak bu gerçekten başka bir şey. Ya. İkide bir de dile getiriyorum ama hakikaten başka bir şey. O ya Mustera da öyle yapmış. Galatasaraylılar beş kaç tane etiketlemiş. Fenerbahçeliler etiketlemiş. Lan Muslera kim ya? Kaç kuruşluk adam. Muslera benim için öneme sahip değil. Türk değil, Müslüman değil, bir şey değil. Bizimle bir bağlantısı yok. Dış kapının dışmandalı, paralı personel. Anladınız mı? Ama benim için Türkiye'de görev yapan, Türkçe konuşan spor yazarları önemli. Kardeşim yapamazsın ya. Yapamazsın. Fenerbahçe bilmem kaç tane olimpiyatlara sporcu gönderiyor. Gururumuz diye paylaşıyor. Bireysel çünkü, bireysel güreşçi. Hani bu Galatasaray'ınki değil. Güreşçi, Türk Milli takımı. Ama gururumuz diye paylaşırken de bir paylaşımına bakın. Öbürü. Ya yapmayın, ayrıştırmayın. Milli takım milli olsun. Şimdi ayrı zarar veriyor. Çünkü hiçbir objektif değil ama o sonunda falan filan. İşte bak. hakemi suçlama, federasyon suçlama, kendi adalarını görmüyor. Hoca diyor ki ya biz çok iyi oynuyoruz. İşte hakemler bizi doğruyor. futbolcuları gelirse işte, Biz çok iyi oynuyoruz. Şu var. Diyelim ki A takımı şampiyon oldu. Öbür oynayanlar olamadı. Şimdi ben 3 tane şampiyon yapacak halim mi var? Yok, birileri kaybedecek zaten demiş. Altyapıya önem vermiyorlar. Fenerbahçe altyapıya önem veriyor. Yemediği laf kalmıyor. Fenerbahçe milli sporcu yetiştiriyor. Yemediği laf kalmıyor. 2032'de ben olmayacağım demiş. Harbi mi lan? Hayırdır? Galatasaray başkanlığına mı yükseliyorsun? Asgari ücret ödüyorlar demiş. Ya ben burada Mehmet Büyükekşen'in konuştuğu hiçbir şeyi artık adam hesabına katmıyorum. Ben icraatına bakıyorum. Sezonun başında ne dedi? Hakem hakkında konuşurlarsa üf yapacağım, püf yapacağım. Hakemlere de ben diyeceğim, düzgün yönetin diye dedi. Hakemlerden memnun musunuz? Çok ağır bir soru soracağım. Türkiye'de görev yapan hakemlerin tamamı ölse. Tamamı ölse. Bir günde bir şey oldu. Yani bir demir öldü. Kaçına üzülürsünüz? Başka bir şey soracağım. Türkiye'deki hakemlerin tamamını Amerika'nın FBI, Misha işte, Mossad falan aldı bir yere kapattı. Ve sadece bir açıklama yaptı. Dediler ki bir takımın kollandığına dair hepsinin ortak bildirisi var. Bize dediler ki şu takımı kollayın. Hangi takım olduğunu tahmin edersiniz değil mi? Beşiktaş deseler inanır mısınız? Hocam kesinlikle inanmam bu. Beşiktaş kollansaydı şampiyon olurdu. Sivas Spor deseler hocam Sivas kollansa şampiyon olurdu. Anladınız mı? Ben Mehmet Büyükekşi'ye şunu söylüyorum. Adalet, adalet, adalet. Fenerbahçe taraftarının bir lafı vardı. Ya adalet ya kıyamet diye. Oradaki adaletten kasıt şuydu. Ya Fenerbahçe başkanı, as başkanı çıktı dedi ki biz şikayet yaptık. Düşürün bizi lige. Bir düşürün. Bu imaj bizim üstümüzden kalkana kadar yaptıysak zaten hak ettik. Yapmadıysak da bu imaj kalkana kadar bizi lige düşürün. Alt lige. Galatasaray başkanı çıktı dedik sakın düşürmeyin. Gebeririz acımızdan dedi. Şimdi Galatasaray geberiyor acından. Daha da gebersin inşallah. Daha da beteri olsun inşallah. Fenerbahçe'ye yaşattıklarınızı yaşatmadan ölmeyin. Allah be bin beterini başınıza versin. Fenerbahçe'nin de hakkıysa, hak ettiyse şey diyemiyorum. Ama belgeler belli, her şey belli. O belli, bu belli. Ben gerisini konuşmuyorum. Size bırakıyorum. Ama Mehmet Büyükekşi'ye söylüyorum. Adalet yoksa marka değeri, imaj hiçbir şey olmaz. Adamın 32 tane suç kaydı var. Sokağın ortasında polis şehit ediyor. İmkanı var mı böyle bir şeyin? Varmış. Herifin 6 tane suç kaydı, 7 tane suç kaydı var. Sokağın ortasında yani Kadıköy'de yürüyemine kız arkadaşına bakın. Bıçağı çıkarıp öldürüyor. 8. suç kaydı. Anladınız mı demek istediğimi? Ondan sonra ben şimdi herhangi bir haber görünce hemen haberin bitiminde şunu bekliyorum işte. Denetimli serbestlikte de serbest bırakıldı. Adam diyor işte 10 kişiyi öldürdükten sonra haberin devamı şöyle bitecek artık. Denetimli serbestlikte de serbest bırakıldı. Artık bunu bekliyoruz. Abi adalet herkes için adalet. Bugün komşunun evini yaktılar diye sevinirsin. Yarın senin evin yanarken komşunun seninle birlikte ağladığını görüp hem yanan evine hem yanan insanlığına üzülürsün. Adalet herkes için adalet. Benden söylemesi. Bugün 9 senedir Fenerbahçe şampiyon olamıyor diye alay ediyorsunuz aklınız sıra. Fenerbahçe'nin hakkı yeniyor gülüyorsunuz aklınız sıra. Utanmadan Fener kullanıyor diyorsunuz dininiz imanınız sıra. Çünkü ya başka şeyden açıklanabilir bir şey yok. Zeka ile falan açıklanmaz bu. Max zeka bile der ki 9 senedir bu herifler şampiyon olamıyorsa kollanmıyordur. Hani sağlaması bu. Adam çok zengin oldu. Çalarak zengin oldu. İyi de zengin değil ki bu adam. Olsun çalarak zengin oldu. Lan adam zengin değil. Arabası evi bile yok. Olsun çalarak aldı o evi. Opa arabayı çalarak aldı. Lan yok yok evi yok arabası yok. Vallaha da çalarak aldı, billahi da çalarak aldı diyorsunuz. Sizin ne dininiz var, ne imanınız var, ne beyniniz var. Galatasaray genç yıldızın peşinde Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyor. Ben şunu çok merak ediyorum. Galatasaray'ın aldığı genç yıldızlar ne için Galatasaray'a gidiyor? Size bir şey soracağım. Galatasaray altyapısından çıkan en son kişi kim biliyor musunuz? Bartu Elmas. Nerede? Bartu'dan sonra önce kim var? Hocam milattan önce 72 yılında Karatasaray bizi 6 kişiden 6-0 yendiğinde Kadıköy'deki maç Ali Samiye stadyumunda oynandığında Ozan zaman kabağı satmışlardı. Ha. Ondan önce hocam bir de Arda Turan var. 3 4 5 Hocam Yunus Akgün ama bak yurt dışında hocam Yunus Akgün. Yunus Akgün Adana Demirspor'da Montella'nın üstüne düşmesi sayesinde gitti. Kurtuldu. Yunus Akgün'ü falan bunlar yedek bırakıyordu. Yunus Akgün Galatasaray'da yedek kalıyordu. Siz bana neden bahsediyorsunuz? Ben Galatasaray'ı tercih eden gençleri çok merak ediyorum. Hayretler içerisinde. Fenerbahçe. E, Fenerbahçe de öldürüyor hocam. Muhammed Gümüşkaya ve Sterlo'da. Bora Aydınlık Hal City'de. Bakın. Portekiz falan futbolcumuz vardı. Berişalar, Kimmijiler, Arda Gülerler falan. Neyse. Yine de bu haberde bir isimden bahsediliyor. Can Uzun'du sanırım. Genç yetenek avında Galatasaray menaj menajerlik firması sarkımıza genç yetenekte ilgi iddiaları teyit etmiş. Menajerlik firması değil. Yumber forması giyen yani 17 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Yılmaz Uzun. Hocam Cem Yılmaz'a ne kadar benziyor ya. Şimdi Can Yılmaz Uzun. Arkadaşlar transfer marketine girin. Doğum yeri Almanya. Regensburg'da doğmuş bir futbolcudan bahsediyoruz. Can Yılmaz uzundan. Şimdi 3 büyüklerin de gündemin Menajeri de doğrulamış. Lumberg'de harika performans. Herkes değil. Şeyde takipte. 3 büyüklerin can savaşı. menajerlik kuma sadece Galatasaray değil. Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi de ilgilendiğini doğrulamış. Portekiz'in önde gelen ve parlattığı gençler Avrupa'nın büyük kulüplerine satan Benfica'da talipmiş. Yazında satmak istiyorlar. Şimdi Türk futbolcu 10 numara pozisyonunda 2005 doğumlu 17 yaşında. Türkiye U21'inde de çağrılmış, oynamamış. Şimdi 18 yaşından küçük olduğu için sözleşmesi e, 3 yıllık 2026'ya kadar sözleşmesi var. 10 maçta 7 gol, 2 asist, 561 dakika. Bundesliga 2 diyor. Bu muhtemelen rezervliktir. TFB Pokal'da Almanya kupası bir maçta zaten 3 gol 2 asist yaptığı için meşhurlaşmış. Ben şunu söyleyeyim Can Uzun da dahil bizim Fenerbahçe'nin takipte olduğu birçok gurbetçi futbolcu var. Ancak çok fazla kriterden geçiriliyorlar. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Son yıllarda Türkiye'ye çok fazla gurbetçi futbolcu geliyor. Galatasaray'a geliyor, Beşiktaş'a geliyor, Trabzon'a geliyor, Öpür'üne geliyor, şuna geliyor, buna geliyor. Akibeti? Hocam akibeti hayrola. Oldu. Yataklı da, da, kar yola. Hangi akibet? Ben size bir şey sorayım. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray dahil edelim. Trabzon'da dahil edelim 4. Başakşehir'e dahil edelim 5. 5 yine son 5 yılda gelip parlayan isimleri tek tek saysanız skor kaç olur? Hocam Fenerbahçe herhalde bir 20 yapar skoru. 25 yaşın altını baz alalım. Hocam herhalde skor Fenerbahçe 10 falan diğerleri 1-2-1-2-1-2 gider. Son 5 yılı baz alıyoruz. 23 yaşın altını baz alalım. 23 yaşın altında gelenleri baz alalım. Hocam Fenerbahçe skor 6 ya da 7 yapar. 0-1'i gider 1-0-1 olur. Mesela Batuhan Kör diye biri vardı. Trabzonspor, Bursaspor'un 3 tane futbolcu aldıydı. Neredeler? Ne durumdalar? Galatasaray Beşiktaş falan almıştı. Ben bunu laf sokuyum. Yerin dibine sokuyum diye söylemiyorum. Trabzonspor'a en büyük hatayı söyleyeyim. Trabzon'un evlatları sizin başka şekilde alacağınız futbolculardan daha yetenekli. Şu kafanızı bir çalıştırın. Kafanızı çalıştırın. Anlatabiliyor muyum? Kafanızı çalıştırın. Yani sürmelenen ofun evlatları Bursa'dan aldığınız futbolculardan daha yetenekli. Kör müsünüz ya? Kör müsünüz? Gözünüzün önündeki çocukları niye görmüyorsunuz? Kör müsünüz? Beşiktaş'a Galatasaray'a söylüyorum. Sizin altyapınızdaki oyuncular sizin Anadolu'dan alacağınız oyunculardan daha yetenekli. Kör olmayın açın gözünüzü. Fenerbahçe için söylüyor musun aynısını? Söylemiyorum aynısını. Bak. Anlamadığınız cümleyi tekrar söyleyeyim. Beşiktaş'ın Galatasaray'ın kendi çocukları. Sadece İstanbul'u kastetmiyorum. Sakarya'daki Galatasaray Futbol Okulu. İzmit'teki Beşiktaş Futbol Okulu. Buca'daki Beşiktaş Futbol Okulu'ndan bahsediyorum. Kayseri'deki Beşiktaş Futbol Okulu'ndan bahsediyorum kör olmayın gözünüzü açın. Ben Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzon'a çok kızıyorum. Çok ahmakça hareket ediyorsunuz. Yılda 4 kere seçme yapmanız lazım. 4 kere. Üçer ayda bir, üçer ayda bir seçme yapacaksınız. Nasıl biliyor musunuz? 3 ayda bir İstanbul bölgesinde kendi altyapınızdaki en iyi oyuncuları hocalarınızdan alacaksınız. Kaç tane? İki yüz tane futbolcuyu deneyin lan 2 gün, 2 hafta deneyin ne olacak? Sömestr tatili var. Bilmem 7 günlük ara tatil vardı. Yan 7 gün deneyin lan. Federasyon bunu ayarlasın. 7 gün deneyin ya. Yılda 4 kere deneyin ya. Ahmak olmayın artık kafayı çalıştırın ya. bunu söyleyince diyorlar ki Fenerbahçe. Fenerli herif Trabzon düşmanı bak. Galatasaray düşman. Ben cahilliğin düşmanıyım. Cehaletin düşmanıyım. Ahmak olmayın. Ya çok fazla futbolcu var. Fenerbahçe spor okullarında Türkiye genelindeki sporcu sayısı kaçtır? Futbol branşında. 2000'den fazladır değil mi? Hocam ne 2000'i ya? Ne 2000'i? 20.000'den fazladır. 20.000 içinde bir tane Arda Güler çıkıyorsa bu Fenerbahçe'nin ayıbıdır. 20.000'in 20 içinde en son Bartu Elmas çıkıp o da Marçilya'ya kaptırıp Fenerbahçe'ye verip Fenerbahçe'de parlıyorsa bu Galatasaray'ın ayıbıdır. Trabzon 3 Bursa'dan 3 futbolcu alıp para saçıyorsa, döküyorsa bu Trabzon'un ayıbıdır. Kör olmayın artık önünüze bakın ya. Ya yapın seçme yapın seçmeceler yapın. Ya bir ayda bir seçme yap. Trabzon bak Trabzon sporları söyleyeyim. Karadeniz bölgesinde seçme yapın. Çok zor değil. İyi de sen cahilane konuşuyorsun Mustafa Hoca. Diyelim ki seçti. Sinop'tan 2, Samsun'dan 3, Kastamonu'dan 4, bilmem işte Artvin'de ne 6 futbolcu aldı ne yapacak? Eğer bu futbolcuları alıp kendi bünyesinde yetiştirip asgari ücretle veremiyorsa Allah canını alsın o takımları. Allah da belasını versin o takımlara. Bunu yapamayacak kadar acilseniz kapatın ya takımları. Kapatın takım bakım çalıştırmayın. Vallahi de kapatın billahi de kapatın. Ulan Fenerbahçe altyapısında 6 tane mi 7 tane mi sadece Afrika kökenli futbolcu var. Özbek şu bu falan saymıyorum ya. Yani Türkiye, Türkiye devletlerini falan saymıyorum. Ya yapamıyorsak bunu kapatalım bitti hazır devri bitti. Bu sene Türk futbolunun ya yok olacağı ya var olacağı sene. Harbi söylüyorum ya yok olacağı ya var olacağı sene. Fenerbahçe konferansı alır. Fenerbahçe ligde şampiyon olur. Bilmem süper kupayı kazanır. ne yapayım Ben Fenerbahçe açısından düşünüyorum. Fenerbahçe konferansı alır. Galatasaray bir şeyler yapar. Beşiktaş bir şeyler yapar. Euro 2024'te bir şeyler yapar. Türk futbolunun var olsun senesi. Yok biz bu şikeleri sürdüreceğiz. Hakemlere canımızın istediği şampiyon yaptıracağız. İşte canımızın istediği kulüp yöneticisine 15 gün öbürüne 20 gün öbürüne 2 ay ceza vereceğiz. Saçmalığını sürdürürseniz Türk futbolunu yok edeceksiniz. Orca batık takımları mahvedeceksin. Benden söylemesi. Uzun lafın kısası. Bu Can Uzun gibi Fenerbahçe'nin ilgilendiği çok fazla isim var. Kıstaslar var. Bazı kıstaslar da eleniyorlar arkadaşlar. Milli takımda harikalar yaratmıştı. Samet Akaydın'ın sürpriz istek. Bakın. Türk futbolunun marka değeri, kalite değeri şu haberden bile çıkıyor ortaya. Samet Akaydın ne istemiş olabilir arkadaşlar? Hocam 11'de olmak istemiştir. Ne isteyecek? Fenerbahçe'de de oynamak istemiştir. Aynen bunu istemiş işte. İyi de hocam bunun haber yapılacak nesi var? 4 maçta sadece 90 dakika oynamış. Şöyle yapmış böyle yapmış. Ben size Samet Akaydın'la ilgili başka bir şey söyleyeyim. Samet Akaydın Fenerbahçe'de Sezonun başında 2,5 milyon euroya satılıyordu biliyor musunuz Adana Demirspor'a? Gitmedi. İsmail Kartal göndermedi. Dedi ki olan Türk kuralı var 3 tane. Ben ne yapacağım? Livakovic'i alacaksak Samet dursun, Serdar da dursun dedi. Biz normalde Samet'in yerine bir yabancı stoper alacaktık. Genç stoper. Haberiniz var mı sizin? Belki de hala takipteyiz. Belki de o stoperle oynamışızdır. Adam gibi bir stoperdir. Belki de o stoper Fenerbahçe'nin bu sezon rakibi olmuştur. Bak adam gibi bir stoperdir ama gençtir. Kim bilebilir? Yani adam gibi stoper bitti mi ülkede? Yurt dışında. Yani. Ne demiş atalarımız? İsveç, Norveç, Danimarka, Belçika, Belçika, Hollanda demiş. Yani. Atalarımız da iyi söylemiş. Fenerbahçe'ye bir fret daha diye bir haber var. İsmail Kartal. Bak size diyorum ya takımın yani ligin kalitesi futbolun kalitesi alın size haber kalitesi. Bak Fenerbahçe'nin Brezilya Yıldızı Fred Milli Aral devam ediyor. Can Bar testleri süren futbolcu olduğuna itman yaptı. İsmail Kartal'ın eşlik ettiği çalışmalarda renkli görünüyor ortaya çıktı. Fenerbahçe YouTube kanalından yayınlanan antrenmanlar bir bölüm sosyal medyada yayınlandı. Brezilya Yıldız Fred devam ediyor. İsmail Kartal da devam ediyor. Sanki Fenerbahçe'ye yeni bir Fret geldi gibi. Alın size futbol kalitesi. Alın. Alın size futbolun kalitesi. Alın size her şeyin kalitesi. Alın size ligin kalitesi. Alın size haber kalitesi. Bitti. Ne anlatacaksınız ya? Bana ne anlatacaksın? Adam Samet Akaydın diyor. Sürpriz bir istekte bulundu. ben herhalde oğlumu sünnet ettirelim falan diyecek sanırım. İlk 11'de oynamak istiyor. Ulan şeytanın aklına gelmez. Ama bizim Türk medyasının aklına geliyor. Anladınız mı demek istedim? Hiç anladınız zannetmiyorum. Ben anladınız zannetmiyorum. Çünkü beni anlamanız için başka takımlı olup helal olsun doğru söylüyorsun demeniz gerekir. Fenerbahçe olarak zaten beni anlayabilirsiniz. Siz de aynı görüştesinizdir. Ya ben utanacak bir şey söylüyorum Bak, Türk takımların utanması gereken bir şey söylüyorum. Bu kadar altyapınızda futbolcu var. Bu kadar spor okulunuz var. Devşirme futbolcu peşindesiniz. Almanya'dan futbolcu peşindesiniz. Almaya Almanya'da kadar yeteneksiz demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Çok güzel altyapı eğitimleri alıyorlar. Çok kaliteli, karakterli. Buraya gelip burada bozulacaklarsa ben bir şeyi hatırlıyorum. Ee, mesela Barış Alıcı'yı merak ettim. Aklıma takıldı. Benim birçok futbolcu aklıma takılıyor. Anlatabiliyor muyum? Barış Alıcı mesela. Alt ligden geldi Fenerbahçe'ye. Tutunamadı. Yurt dışında kiralık. Orada burada tutunamadı. Bu sene Kocaeli Spor'a gitmiş. Gençler Birliği'nin oyuncusuydu. Gençler Birliği Samsun Spor'a 1 Şubat 2023'te 195.000 Euro'ya satmış. Bak benim haberim yoktu. Samsun'da 16 Ağustos'ta Kocaeli Spor'a kiralamış. Transfer market değeri 600.000 Euro. 6 maçta birincilikte 2 gol 2 asist yapmış. 220 dakika. Kocaeli Spor'da bizim bir futbolcumuz daha vardı ya sanki. Kim vardı? Emir Ortakaya değil mi? Mesela Emir Ortakaya bak. O ne yapmış abi? 6 maç bir gol bir asist 254 dakika. Bir de kırmızı yediydi herhalde. Bir gol bir asist 254 dakika. Stoper. Sol ayaklı sol stoper. Emir'e de buradan selamlar olsun. Yani durum bu. Ha hocam sen de e, Gençler Birliği'nden Arda Güler aldın parlattın. Arda Güler'i aldın parlattın. Çok güzel. Doğru. Arda Güler Fenerbahçeli. Fenerbahçe altyapılarında o zamana kadar oynatılmaması hata. Ama senin Tolunay Kafkas'ın da Arda Güler'i A takıma çıkana kadar alt takıma çağırmadı. Onu da eleştirin değil mi? Fenerbahçe düşmanlığının geldiği seviyeyi de eleştirin. Aynısı Galatasaray Beşiktaş için geçer. U19'un teknik direktörü Fenerli olup bir tane Trabzonlu bir Galatasaray bir Beşiktaş'ta çağırmasa ne düşünürsünüz? Vatan haini dersiniz. Demez misiniz? Ben derim. Bence vatan haindir. Yetenekli futbolcular var. Çağırmıyorsa bu vatan hainliğidir. Çünkü vatanın Korunma sadece bu değil. Futbolcu da yetiştireceksin. Mimar da yetiştireceksin. Doktor da yetiştireceksin. Öyle değil mi? Sabredip buraya kadar izleyebildiyseniz hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. 31-32 dakikanıza çaldım, çalmadım inşallah. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi ki varsınız. Sağ olun. Var olun.